Dünya gelişecekse, ilerleyecekse, Türkiye gelişecekse, ilerleyecekse tabii ki eğitimden geçiyor her türlü yol. Öncelikle kız çocuklarının eğitiminden. İşte bu noktada son derece örnek bir haber var sırada. Bir kadın. Kendisi liseyi bitirebildi. Çok istediği imkanı yoktu. Üniversiteye devam edemedi. Çanakkale'de yaşayan Emine Yelboğa. Kız çocukları okusun diye emekli olduktan sonra sahip olduğu tek evini satıp Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Şimdi huzur evinde yaşıyor. Nerede yaşasam mutlu olurum ben diyor. Haklı. İşte 30 sene çalıştım. Bir evim vardı. 30 yıl çalıştı. Emekli olduğunda bir maaşı bir de başını sokacağı evi vardı. Emine Yelboğa, maaşım bana yeter dedi. Eğitim hakkından mahrum kalan kız çocukları için çok önemli bir karar aldı. Gönlüm kızlar okusun, çocuklar okusun. Ortada yani tahsilsiz insan kalmasın. Gönlüm hep buralardaydı. Allah nasip etti. Emine Yelboğa 75 yaşında. Konya'da yaşıyordu. Liseyi bitirdikten sonra çok istedi ancak üniversiteye gidemedi. Çalışmaya başladı. 2005'te emekli olunca Çanakkale'ye yerleşti. Kız çocuklarının okuyamaması en büyük üzüntülerinden biriydi. Onlar için ne yapabilirim diye düşündü ama sadece bir evi vardı. Onu sattı. Bir bölümüyle ismini taşıyan bu parkı yaptırdı. Büyük bölümünü ise kız çocuklarının okumasına destek olması amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladı. Evimi sattım. Sattıktan sonra 200 bin TL'sini devrettim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne. 6 kız öğrenci okutuyorum. Ayrıca öldükten sonra bütün mal varlığım da hesaplarım da buraya kalacak. Her yıl 6 öğrenci, bu yıl 6 öğrenci okutuyoruz. Ama gelecek yıllarda bu miktar artabilir. Yani öğrenci sayısı artabilir. 7-8 öğrenciye çıkabilir. Emine Yelboğa artık huzur evinde yaşıyor. Ben nerede yaşasam mutlu olurum diyor. Hiç mutsuz olduğum bir yer yok benim. Dar dünyam yok daha doğrusu benim. Ve mutlu etmek için yaşıyor. Aydınlık, mutlu bir haber verebilmemizi sağladığı için Emine Yelboğa'ya biz de müteşekkiriz. Biz burada son noktayı koyalım.